sizden hayra çağıran, iyiliği marufu emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. Ali İmran Suresi 104. ayet. Münkerden sakındıran. Yani nehyel münker, emri bil maruf. Bunu yapan Müslümanlar olsun diyor Cenab-ı Allah. Diğerleri de zemin hazırlıyorlar. Yani hazırlık yapıyorlar. Diğer ihtiyaçlarla ilgileniyorlar. Yani bütün Müslümanlar üstüne farz. Ama hepsi birden tebliğ yapamayacağı için, yani bir kısmı diğer ihtiyaçlarla ilgileneceği için, diğer konular yapacağı için Cenab-ı Allah bu şekilde bir iş bölümü Müslümanlara söylemiş. Mesela bizde de öyle oluyor. Mesela arkadaşlarımız bir kısmı yurt dışında para kazanıyorlar. Bir kısmı ne bileyim başka şeylerle ilgileniyor. Bir kısmı hasta insanlar varsa dışarıda, yardıma muhtaç insanlar varsa gidip onlara yardım ediyor. Bir kısmı da yoğun olarak tebliğe ilgileniyor. Ama para kazanan bile para kazanırken yine tebliğe devam ediyor. Tebliğ bütün Müslümanlar üzerine farz. Hepsi tebliğ yapacak. Evet, buyurun. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel bir biçimde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı bilendir ve hidayet ereni de bilendir. Nas suresi 125. Buradaki ayette açık işte tebliğ. Hepsinde farz olduğu açıkça görülüyor. Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır diyor. Kime? Bütün Müslümanlara. Rabbin yolu nedir? Kur'an. Kur'an'a hikmetle, güzel öğütle çağır diyor Cenab-ı Allah. Ver hocam okusun şimdi onu. Devam. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ali İmran Suresi 142. ayet. Yoksa siz Allah içinizden cehdedenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Demek ki cehd etmek farzmış. Bunu yapmayanlar nereye gidiyor? Cehenneme gidiyor. Bir daha oku ayeti. İnşallah. Yoksa siz Allah içinizden cehdedenleri belirtip ayırt etmeden ve sabredenleri de belirtip ayırt etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Cennete girmek için cihat, Allah'ın dinini yaymak, anlatmak farz. Ayet açık bak çok net. Bunu yapmazsanız cennete giremezsiniz. Üçüncü bir yer olmadığına göre cehenneme giriyor demektir. Tabii. Anlaşılmayacak gibi değil. Evet, devam et. İnşallah. Hucurat suresi 15. ayet. Mümin olanlar ancak o kimselerdir ki onlar Allah'a ve Resulüne iman ettiler. Sonra hiçbir kuşkuya kapılmadan Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele ettiler. Malları ve canlarıyla cehd ediyor. Dini yayıyor, anlatıyor. Müslümanlar. İnşallah. İşte onlar sadık doğru olanların ta kendileridir. Sadık ve doğru olanlar. Demek ki öbürleri sadakatsiz, yani kalleş ve yalancı olmuş oluyor diğer kısım. Doğru olanlar da bu güzel görev yerine getirenler oluyor. Evet. Merhaba hocam, buyurun okuyun siz de bu ayetleri. Şeytandan Allah'a sığınıyorum. Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cehd edenin yaptıkları gibi mi saydınız? Bunlar Allah katında biri olmazlar. Allah zulmeden bir topluluğa hidayet vermez. Tövbe suresi 19. Bak, Allah yolunda cihatı Allah en üstün sayıyor ayette. En önemli görev olarak görüyor. Kıyas olmaz diyor Cenab-ı Allah. Evet, devam et. De ki eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz. Yani evlenmek, çoluk çocuk var ya işte bu hanımefendinin yazdığı gibi enişte, evet, yenge falan, evet. Kazandığınız mallar, az kar getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler. Sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cehd etmekten daha sevimli ise. Allah'tan, Resulüm, onun yolu ne? Kur'an yolu. İslam'ın yolunda cehd etmek, İslam'ı yaymaktan daha sevimli ise diyor Allah. Evet. Artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Yani Allah başınıza belayı getirinceye kadar bekleyin diyor Allah. Evet. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Evet. Evet, devam edelim. Allah adına gerektiği gibi mücadele edin. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Gereği gibi Allah yolunda mücadele edin. Allah'ın dinini yayın. Evet. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. O Allah bundan daha önce de, bunda yani Kur'an'da da sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinize şahit olsun, siz de insanlar üzerine şahitler olasınız diye. Artık dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın.
Sizin Mevla'nız odur. İşte ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcı. Hac suresi 78. Maşallah. Evet. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Ne yapıyorlarmış Müslümanlar yenge? Müslümanlar ne yapıyormuş? Bir daha oku bakayım. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar. Ha, tebliğ yapıyormuş. Emri bil maruf, nehyan münker. Müslümanın vasfıdır diyor bu Allah. Ben buna Müslüman diyorum diyor Cenab-ı Hak, bu vasfı olanlara. Emri bil maruf, nehyan münker. Yani tebliğ yapan, İslam'ı, Kur'an'ı yayanlar, evet. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler ve Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah'ın kendilerine rahmet edeceği bunlardır. Şüphesiz Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Tövbe suresi 71. Bak farzları söylüyor Allah. Namaz kılarlar. Zekat verirler. Başörtüsü demiyor Allah. Başörtüsü demiyor. Çarşaf diyor. Çarşaf da işinize gelmediği için söyleyemiyorsunuz. Bu çok manidar, çok büyük bir olaydır ya. Çok şaşırtıcıdır. Ben hiç duymuyorum çarşaf. Hiç. Evet, başörtüsü evet. Sürekli duyuyoruz. Evet, tabii. Ama çarşafı sürekli katıya da azarlanmıyorlar. Çok mu acayip bir şey bu? Çünkü nefsine ağır geliyor. Evet, çok doğru. Mesela bak Mahmut hocamız açık o, samimi. Başörtüsü değil, direkt çarşaf. Net. Hiç duydunuz mu Mahmut hocanın çarşaf, başörtüsü diye bir şey? Yok, duymadık. Hep çarşaf. Evet. Kim cehd ederse yalnızca kendi nefsi için cehd etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstanidir. Ankebut suresi 6. Ha, Cenab-ı Allah sizin cihatınıza ihtiyacı yok diyor. Farz. Ama ihtiyacınız yok. Ama yapmazsanız belanızı veririm diyor Allah. Evet. Bizim uğrumuzda cehd edenlere şüphesiz yollarımızı gösteririz. Allah yolunda tebliğ yapanlara, Allah yolunda tebliğ yapanlara, İslam'ı yayanlara biz yollarımızı gösteririz. Ne yaparız? Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Para da veriyor, imkan da veriyor, insanlar veriyor, kitaplar veriyor. Yeter ki siz cihada, cehde İslam'ı yaymaya gayret edin diyor Cenab-ı Allah. Evet. Gerçekten Allah ihsan edenlerle beraberdir. Ankebut suresi 69. ayet. Neyi ihsan ediyor? Hayatını ihsan ediyor, gençliğini ihsan ediyor, parasını ihsan ediyor, malını mülkünü ihsan ediyor, İslam'ı yayıyor. Müslüman'ın vasfı. Badem şekeri sen oku. İnşallah hocam. Maide suresi 35. ayet, şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakının ve sizi ona yaklaştıracak vesile arayın. Onun yolunda cehd edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Hah, Müslümanın vasfı neymiş? Allah yolunda cihat ediyor. Cihat etmek ne demek? Yan gelip yatmak değil. Hafif ve ağır savaşa kuşanıp çıkın ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cehd edin. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Malını ve canınızla diyor. Kuşanıp nedir? Şimdiki kuşanma ne oluyor? Kitap, CD'ler, belgeseller. Ondan gidip tebliğ yapacaksın. Cehd budur. Gayret edin. Evet. Nas suresi 110. ayet. Sonra gerçekten Rabbin işkenceye uğratıldıktan sonra hicret edenlerin ardından cehd edip sabredenlerin destekçisidir. Şüphesiz senin Rabbin bundan sonra da gerçekten bağışlayıcıdır, esirgeyendir. Demek ki Müslüman işkenceye doğruyor. Izdırap da çekiyor. Acı da çekiyor. Ama cihat ediyor. İşkenceye uğrasa bile cihattan vazgeçmiyor. Tebliğe devam ediyor. Cihat demek cehd, gayret etmek. İslam'ı yaymak. Müslümanın vasfı. Bak kaç ayet okuduk. Bağnaz kardeşlerimiz bunu anlamazlıktan geliyor bu ayetleri. İşlerine gelmiyor. Peygamber yapmış, konu bitmiş. Evet. Tahrim suresi 9. ayet. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cehd et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o. Münafıklara. Sert ve caydırıcı davranma. Gevşek davranılmıyor. Sert ve caydırıcı derken tabii kafasını gözünü yarmak anlamına değil. Yani kararlı ve güçlü mücadele. Caydırıcı mücadele. Bu yine aslımızda nedir? Kitaplar, CD'ler, belgeseller, her şey olabilir. Yani çok güçlü, çok kararlı mücadeleden bahsediyor Cenab-ı Allah. Yani hiç yılmayan, azimli inşallah. Evet. Saf suresi 11. ayet. Allah'a ve onun Resulüne iman edersiniz. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda mücadele edersiniz. Bu sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. Allah yolunda
mücadele. Müslümanın en önemli görevlerinden biri. Yine bak bu ayet aynı şekilde cihadı, İslam'ı yaymayı farz kılıyor. Evet.